Eurofighter malum F-16 savaş uçağı hala gelebilmiş değil Amerika'dan. İlk sorumuz, ilk başlığımız bu. Sun gelmesi 3-4 yıl alacak gibi görünüyor. Türkiye bu arada e, Avrupa Birliği yapımı Eurofighter Tayfun uçaklarını almak istiyor uzunca bir süredir. Euro Eurofighter Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya ortak üretimi. E, bu satış içinde bu dört ülkenin mutabakatı yani oy birliği gerekiyor. Bu konuda üç ülke çoktan evet dedi. Ama bir ülke ayak diriyor Almanya. Peş peşe yapılan açıklamalarla İngiltere, İtalya ve İspanya'nın Almanya'yı ikna etmeye çalıştığı, ikna edeceği söylenmişti. Ama e, hala olumlu bir yanıt yok. G7 zirvesi bunun gerçekleşeceği bir platform olur mu? Tabii sorulan sorular arasında bu yok mu? E, bu yoktu ama e, bir arka planında olabilir mi? E, bunu Konuşarak başlayalım değerli konuklarımız ama şunları da bir hatırlatalım. En son Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in bir ziyareti vardı. Bu noktada 23 Nisan resepsiyonunda konuya dair soruyu yanıtlamıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ama hani esprili fakat son derece ağır bir gönderme yapmıştı. Malum kamu diplomasisi çerçevesine gelip döner kesmişti. Ee, ona bir gönderme yaptı. Yani aslında Almanya'nın bu satışa ayak dirediğini, bunu neden ayak dirediğinin hala Türkiye tarafından bilinmediğini ama Alman Cumhurbaşkanı gelip burada e, döner kesmekle meşgul gibi bir gönderme yapmıştı. Hem onu hatırlayalım hemen e, sonrasında ise Yaşar Güler'in bir başka beklentisi vardı. Onu da hatırlatacağız. Döner, adam döner sağlıyor. Döner. döner bittikten sonra soracağız. <laughs> ilgili gelişmeler devam ee, onunla ilgili gelişmeler devam ediyor demişti Yaşar Güler ee, ve e, o cephede de e, yani kısa sürede bir çözülme beklentisi vardı e, üst bu e, hem F-35 e, Yunanistan'da ilişkiler hem de F-16 konusunda neler dedi? Bir de onları hatırlayalım lütfen. Ee, şöyle diyordu Yaşar Güler. NATO üyesi olan Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı almasından memnun oluruz. F-35 tek başına Ege'de Türkiye'ye karşı bir yetenek olamaz. Sanki her şey tek tarafa geçiyor algısı Türk ordusuna bir hakaret. Kanımız geliyor. Biz kendi uçağımızı bekleyeceğiz. Ayrıca Türkiye'nin F-35 meselesi de halen masada. Amerika'da dostlarımızda F-35 konusunda nasıl bir gelişme olur yarın bunu da bilmiyoruz. Geliyor, e, iş dayanıyor Almanya'nın tutumuna. Bu tutum kabul edilemez diyor Yaşar Güler şu ifadelerle. Eurofighter almak istiyoruz. Alman dostlarımızın satış konusunda bazı takıldığı noktalar var. Biz de onlardan NATO üyesiyiz. Şunu veremeyiz, bu olmaz vesaire diyorlar. NATO gibi bir teşkilatın iki üyesi olarak böyle bir durumun kabul edilmesi mümkün değil. Her fırsatta bu durumu kabul etmediğimizi dile getirdik. Sadece Almanların değil bu uçak. Eurofighter birçok ülkeyle birlikte üretiliyor. Ben kişisel olarak inanıyorum. Kısa bir süre sonra bu konu çözüme kavuşacak. Özellikle Suudi Arabistan'a Eurofighter'ların verilmesi bir başlangıç olabilir. Çözüleceğine inanıyorum. Peki G7 başlangıç olabilir, olabilir mi? Yani bu çok ciddi nihayetinde. Evet, esprili falan ama çok Şöyle yani taktiksel anlamda belki değerlendirebilir ama temel soru şurada. Sizin programınızı anımsarsanız The Telegraph'ın NATO'nun kara koridorları vardı Rusya'ya evet. karşı. Türkiye, Yunanistan, İtalya, Hollanda ve Norveç'ten başlayan koridorlar. E biz NATO ittifakında, Batı ittifakındaki Rusya ile dengeli ilişkiler kurmamıza rağmen e, bu çerçevede bir takım kara koridorlarında, adımız geçerken ve NATO ittifakının arkadaşlar. önemli bir ordusuyken NATO ittifakı olan ülkelerin gerek Amerika'nın F-35 konusundaki tavrı ki onu hep beraber hatırlayalım S-400 konusundaki bizim kararımızdan sonra gelmişti ki biz o konuda haklıydık. Çünkü bize Patriotları vermemişlerdi ve bize Katsa yaptırımları içerisine aldılar. Bizi hasım olarak değerlendiler NATO evet. üyesi müttefiklerimiz. Ben hayatım bu kadar çelişki kaldıracağını düşünmüyorum. Yani Alman Eurofighter vermiyor. Niye vermiyor? Yani ne, ne onay vermiyor. Ya buradaki hesap ne olabilir? Burada bir güvensizlik var. Bizim Batı ittifakıyla ilişkilerimizde en temel problem güvensizliğe dayalı olması. Yani daha önce almışsarsanız hani böyle bir e, ılımlı e, rüzgarlar esmeden önce hani Rusya ile olan ilişkilerde belli ilerlemeler kaydedilince e, hani su 35'ler, su 57'ler olabilir mi diye zihni bir takım egzersizler yapılmıştı. Ama sonra tekrar bir bahar havası esmeye başladı. Bu bahar havası çerçevesinde F-35'ler ki Sayın Savunma Bakanı da bunu ifade etti aslında F-35'ler konusunu. Ama ben e, tekrar bir noktaya getir, geleceği konusunda e, kafamda soru işaretleri var ciddi anlamda. Yani şu bu açıklamanın üzerinden de bir buçuk iki ay geçiyor. E, F-16 konusu çözülemedi e, Sayın bu anlamda bakıldığında. Daha henüz onunla ilgili çok somut adımlar yok. Sadece niyet beyanları var. E, Patriotlar konusu yani Türkiye yani hava taarruzu olmasın. Türkiye'nin hava savunması olmasın. Ama biz NATO'da beraberiz. Hani eskiden üst aşörlerde vardı ya. One for all, all for one. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Ama bu ittifak gerçekten böyle mi? Ben kuşkuluyum. Şimdi ben tabii devlet adamı ya da politikacı değilim. Onun için akademisyen olarak rahat konuşuyorum. Ben bu ülkelere güvenmiyorum. Çok net. Ne ABD'ye güveniyorum ne Almanya'ya. Ama tabii ki hiç kimseye güvenmeyip de kimseyle ilişkimiz olmasın bağlamında değil. Ama eğer mütefiklerimiz bizim hava taarruz ve hava savunma gücümüzün olmasını istemiyorlarsa bu nasıl müttefiklik diye sormak lazım. Evet. Aynı şekilde Yunanistan. Ya yani Yunanistan bu F-35'te NATO'nun şu soruyu sorarak bağlayayım. NATO'nun hangi savunma ihtiyacını karşılayacak? Yani Yunanistan ve F-35 yan yana getiriyoruz. Yunanistan F-35'te NATO ittifakını kimden koruyacak? Bu sorunun dürüstçe yanıtının verilmesi lazım. Evet. Hele ki iki NATO bir, üyesi arasında bir evet. çelişki falan. Yani bunlar çok e, çocukça. Şimdi ona da verdiği bir yanıt var. Amerikan Büyükelçisi'nin. Ee, evet konuşmuş biliyorum. E, <laughs> konuştu. Ee, evet, neyse ben e, Konuştu. kuralları çerçevesi şey yapmıyorum. <laughs> Şimdi ona bir bakalım. Yani bu Dedağç <laughs> kime karşı diye. Ee, evet ben de merak <laughs> ettim kime karşıymış. Evet. Şimdi biliyorum, kesinlikle bize karşı değil.